Kilo konusunda doğru bilinen yanlışlar nelerdir? Sürekli başarısızlıkla sonuçlanan diyetlerin sebepleri nelerdir? Acı çekmeden kalıcı olarak kilo vermek mümkün müdür? Sağlıklı beslenmenin sırlarıyla kilo yönetimi ve refleksoloji uzmanı Esat Başaran az sonra konuştukça da. Evet kilo yönetim ve refleksoloji uzmanı Esat Başaran stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz hoş, Esat Bey. Hoş geldiniz. Evet. Evet e, kilo yani aslında genç, yaşlı hepimizin bazen sorunu olabiliyor ama bazen de doğru bildiğimiz yanlışlar da var. Evet. Hemen buradan başlayalım istiyorum ben konuya. Valla doğru bildiğimiz yanlış aslında en çok. Çünkü Türkiye'nin şu an aşağı yukarı %44'ü, çocuklarda da %34 civarında obezite sorunu var. Doğru bildiğimiz yanlışlar, yani bir diyet yapalım, zayıflayalım diyoruz. En doğru bildiğimiz yanlış bu. Evet, çok diyetler var. Tabii diyete giriyoruz, diyetten sonra... Ee, sanki hani böyle bir askere gitmiş gelmiş gibi hani diyete girdik sonra çıktık hadi bakalım tekrar normal ondan yapalım. sonra Gene tekrar yiye, kilo yiye, genel kiloları. Aynen doğru bildiğimize önemli yanlış ee, bunu hayat tarzı yapmamak yani zayıflamayı veya işte yeme düzenini artık hayat tarzı yapmamız gerekiyor. <laughs> ben böyle beslenen biriyim demeliyiz seçim bu. Evet. Yani Aynen. o zaman bu kısa süreli mesela yaz öncesi falan uygulanan diyetler var. Aslında ya da bazen düğün öncesi gelinleri evet, falan uyguladıkları evet. yani özel ve önemli günlerden şey, önce. Gelinliğe hani, falan. Işte bir haftada 3 kilo 5 kilo falan Aynen. gibi böyle. Ama şunu sormak istiyorum size. Bazen bu diyetler mesela birinin bünyesine iyi gelirken diğerine o beslenme şekli doğru Aynen. gelmiyor olabilir. Tabii ki. Neye göre bu diyetleri uygulamak lazım? Bence diyet uygulamamak lazım. Yani vücudun her şeye ihtiyacı var. Şimdi özellikle söylüyorlar hocalar diyorlar ki veya diyetisyenler söylüyor aynı şekilde. İşte kalori hesabı yapın, kaloriye göre yiyin. E şimdi e, ineği düşündüm. Evet. Yani e, ot yiyor baktığınızda. Ben çünkü çok görüyorum öyle bir evet. diyor ki ben diyor diyetteyim <laughs> ne yiyorsun falan böyle alıyor böyle şeyi. Salata. Salata böyle evet. komple e inek de otuyor ama en kilo da hayvan bakıyor. Bir şey soracağım. <laughs> Bu, demek ki, demek ki espiro değil. yani <laughs> de salatayı soracağım evet. size. Geçen gün ben de çok mesela salatayla beslenen genel olarak <laughs> çok seven, yeşillik <laughs> aynen. seven bir insanım ama... ...şöyle bir şey duydum doğru mu bilmiyorum hocam size de söyleyin. Mesela sebze ağırlıklı e, şeyleri ya da hani mesela o tip şeyleri e, mide daha kolay öğütürken yeşilliği çok daha zor öğütüyor aslında. yeşillikleri. Hazmı daha zor, bazı zor oluyor yeşillikleri. Evet. bazı yeşillikleri. Aynen aynen. Yani Öyle... o yüzden salata diyet diye düşünmemek lazım. Tabii yani. ben, ben ben şuna karşı Bir kere burada doktordan ziyade şey var... E, Eşekten düşen var. <laughs> <laughs> İstihbaratlarımı <Eski gülüyor> Esat Paşa olarak yazarsanız YouTube'da evet. seyredersiniz. Ee, yani 20 yıldır televizyona çıkıyorum. Hep böyle o, evet. işte 140 evet. kilo civarında ya ben falan. Ben bir yerden çıkarıyorum ama diyorum tam <laughs> çıkaramadım. <Yüzyıldır gülüyor> evet, evet. Herhalde. Yani 20 yıldır evet, varım evet. ekranlarda. Şimdi bütün yöntemleri denedim. Yani hmm. denenebilecek her şey. Ama buradaki en önemli espri şu ne yediğinizin bir önemi yok. Çünkü vücudun belirli şeylere de ihtiyacı var. Aman işte şeker kullanmayalım, aman şunu kullanmayalım, aman tatlı yemeyelim. Hayır baklava da ye. Ama dört lokmaya ye. ne yersen ye dört lokmaya sofradan Dört lokmayla kal. Dört lokma derken dört tane baklava değil yani. Hayır. <laughs> bir baklava iki kez <laughs> yani iki baklava mesela. Porsiyonları herkesin farklıdır. Şimdi hocam mesela baklava bir kere <laughs> de yutar. Ben onu baklava. beş kere lokmada yutarım. <laughs> i̇ki tane Şimdi tekrar... burada ben kendimden örne örnek vereyim Esat Aha. Bey. Yani aslında zayıflamada psikoloji de önemli. Biyopsiko çok. yani genetik. İki şey, şey, şey yapısı hastalıkları, tiroidler, şeker hastalığı falan birçok. Bazılarında zayıflamak da zayıflamakta zordur. Hepsini değerlendirmek evet. lazım. Ama zayıflamak için de acı çekmeden gerçekten normal düzeni bozmadan motivasyonunu artıraraktan da işte hayatınıza bir şeyler de girmesi lazım. Yani bunu genel olarak bakacağız herhalde. Nasıl bir yol yöntem izlemeli izleyiciler? Çok acı öyle. çekmeden. Yani Tabii. biz zayıflayacağız, ya, acı çekiyoruz. Acı açlıktan spor yapıyorsun şu, değil mi? Yok, yani, spor, spor aşırı aç kalmak. Ne? Sevmediğini yemek. Ha. Falan. Aç kalmak, sevmediğini yemek. Bakın ben aç, çok önemli bir şey falan. Canınız ne seviyor? Pizza. Abi dört lokmayı pizzayı al. Ondan sonra bırak. Yavaş yiyeceksiniz. Evet. Bekle İki saat sonra bir dört lokma daha ye. Ne seviyorsun? Hamburger. Yine Oyacak hamburger mi? ye. Ben bir hamburgeri 3 öğünde 6 saatte yiyorum mesela. Aa, bir hamburgeri. Yine hamburger yiyorum. Hem de içinde ile bilmem nesiyle evet. karışık yiyorum. İşte bu acı çekmeme yöntemi. Yani metabolizmayı hızlandırmak maksat. Amaç bu. Siz ne yerseniz yiyin. Şöyle düşünelim. Biz burada bir randevu verdik. Karşı tarafa gideceğiz şimdi. Bir saat sürüyor tahminimize göre. Açtık haritamızı. Bir baktık ana 40 dakikada gideceğiz. Yani 40 dakika gösteriyor. Trafik açık. 20 dakikayı nasıl değerlendiririz? Durarak. Doğru evet. mu? Duracağız. Şimdi vücut da böyle yapıyor. Sen eğer fazla yersen ve ta akşam aralığına kadar bir daha yemezsen iki öğün gibi yanlış beslenme. E, diyor ki vücut bu diyor ta akşama yiyecek diyor. Ona göre yavaş erit diyor. Ya, Hı -hı. Aynen hepsinin Hı -hı. beyni var. Ama bağırsak da beyne bağlı, mide de beyne bağlı. Dolayısıyla diyor ki dur orada diyor. Ama sen iki saatte bir yersen ve vücut iki saatte bir yemeği kabul etmişse yani onaylamışsa ve inanmışsa buna o diyor ki ne yerse yesin erit bunu çok yerse zaten 2 saat sonra bir daha yiyemez. O yüzden demek aynen, ki bunun aynen. sırrı 4 lokma 3 lokma şeklinde beslenip 2 saat sonra 3-4 lokma daha. Bu önemli bir şey. Sistemi evet. Sistemi hızlandırmak evet. ama. Bir de yavaş yemek de önemli. Aynen yavaş Mesut yemek. Esat Bey yavaş. bir de sizin ayrı bir özelliğiniz var. Ben inceledim baktım refleksoloji ile eller avuç içine bakaraktan zayıflatma. zayıflarımızı evet. Zayıflar mı zayıflamaz <laughs> Zayıflama mı? <laughs> Zayıflama değil. Bu nedir Hatta ben tabii. çok merak ettim yani. Ya benim asıl, ellerim de avuç elleri. Bu benim 20 yıldır refleksoloji uzmanı Ben zayıflayamıyorum. <laughs> hocam e, bir kere... Davulcuyum ben ama. var bu arada. Bakın hocam şunu görüyor musunuz şu çizgi? Evet, evet. Şu çizgi, e, haşima Hashimoto denilen zehirli guatrlarda olan çizgi. Tiroid bezinin olduğu Eyvah Eyvah Evet. <laughs> Mesela bu tiroidde ya yok illa Hashimoto olacağınız Hı -hı. diye bir şey yok. Hı -hı. Bu çizgi tiroidlerde. Tiroid bölgesi burası. Burası Hı -hı. beyin. Hı -hı. burada iç organlar, organlar. Böyle aşağı bağırsaklara kadar inen Hı -hı. organ silsilesi. E, Mesela bu tiroidlerden dolayı olabilir zayıflıyamamanız. Veya zaten. şuradaki bağırsak probleminden dolayı olabilir. Hmm. İnce bağırsakta bir problem. Ne çizgiden bir bağırsak Tabii. problemi? Tabii. Bakayım şöyle açalım gelme. Şey şey, kilo alamazsın. <laughs> alamazsın. Kilo alamazsın. Midenizde gastrit var mesela çok net. Ay galiba var biliyor musunuz? Var yani olmama ihtimali. Bunda bak... yanılma hata payı yok hiç merak etmeyin. Sizin boynunuzda Ay, da, en da en bir şişleşme şey var. Ya yok artık ya boynunuzda düzleşme var. bak aç elini. Ya bak büyük bir aşk görünüyor burada uzun. Ya haber Bana anca yol görünüyor. <laughs> çok hafif bağırsak problemleri ara ara yaşıyorsunuz her zaman değil. Hmm. Ee, o da net gözüküyor. Ama bak, üst solunum yollarınız şu boğazla ilgili ara ara problemler yaşıyorsunuz. Çok hafif Vallahi orta hepsi... kulak yatkınlığınız var. Var orta kulak itafa. Evet. Ya hepsi tuttu. de bağlantısı <laughs> <laughs> nedir <gülüyor> bunun? O o Ben refleksoloji uzmanıydım. Ya siz buradan mı geliştirdiniz bu el olayını? Yok. Yok, zaten vardı. bu çok bilim dalı. Akademide de öyle. Akademide. Tabii fal gibi değil yani gerçekten. Fal değil bu yani. Burada sonlanan sinir uçları ellerde ve ayaklarda noktalandığı için. Ee, hepsinin bak, üç, bak, üç, üç vakte kadar bak uzun üç bir ömür ya ama bak. aşk zayıf vay sıkıntılı vay yani bazen öyle yazıyorlar biliyor musun bana diyor ellerinden bakarak diyor aşk var mı veya işte evlilik var mı çocuğum iyi olacak mı fa evet. ne olacak diyor Onu fal <laughs> gerek yok <laughs> yani oralara ee, refleksoloji ile ilgili evet. olan kısmında ee, yani oturarak çok iş yaptığımız için biz eski refleks oluklar evet, evet. o zaman çok kilo almıştım evet. ee, sonradan bıraktık tabii işte kiloyu yönetmeyi. Bizim ne faydası var yani bu refleksolojinin? Mesela? Refleksoloji daha çok nörolojik rahatsızlıklarda kullanılıyor <laughs> ee, işte cerebral palsy gibi, miestegravis gibi, frederik ataksi gibi ALS hariç birçok nörolojik vakada kullanılabilen yardımcı bir tedavi yöntemi. Esat Bey en önemli konuya geliyorum. Diyette motivasyon, psikoloji önemli. Motivasyonu nasıl sağlayacağız? Bir Motivasyonumuzu 3 kere... gün, 5 gün biraz uzun sürsün nasıl <laughs> aynen, olacak? Aynen. Ben şöyle yaptım. Evet. Ee, dedim ki ya bu ben ben ameliyattan çok korkarım. Kan bile sokamazsınız. Evet. Ya yani şey bile sokamazsınız bana hı. buraya. Damar yolu açamazlar. Kim kimselerse. O kadar korkarım. Dedim ki ben en iyisi ameliyat olayım. Bu işin tek çaresi bu. Yani işte mideyi küçültmek, tamam, değil mi? Hı. Mideyi küçült. Yok ol. Ona veya bağırsak yerini değiştiriyorlar biliyorsunuz. Öyle obezite ameliyatları. Söyledim ki ameliyat olunca ne olacak? Mide küçülecek. Mide nasıl küçülür? E az ve sık yersen küçülür. Ben farz et ameliyat oldum ve şu an midemden dolayı yiyemiyorum. Böyle bir şey kurdum kendime. Evet. Mantık kurdum. Böyle Hatta yattım güzelce konsantre oldum. Hmm. Aa, ben ameliyat oldum midem şu an küçük artık besinleri alamıyorum falan. 3-4 lokma her oturduğunda ben ameliyatlayayım yersen mideme dokunacak gibi bir psikolojiye değil, büründüm. Biz... Değilim. Öyle yaptım. O Otur şekilde olsun. başardım. Evet, Bu motivasyon. Yani hmm. bir de ikinci motivasyon ben diyet yapıyorum değil. Ben artık böyle yaşayacağım. Yani 3-4 lokma yiyip 2 saatte bir beslenen birisi olarak yaşayacağım. Amaç bu. Bunu kurduğunuzda bu motiva zaten en önemli şey psikolojik kısmı. Kilo almanın hmm. iki yolu vardır. Birisi psiko birisi fizyo psiko psiko duygusal açlığını doyuruyorsun evet. aslında. Canım yani doyurduğun şey yediğin yemek evet yiyoruz. duygusal açlık o aslında. Hadi. Belki annenden babandan görmediğin sevgi veya eşinden görmediğin sevgi. Bundan dolayı açsın. Bu duygusal açlığı doyurmak için yiyorsun. Bu birinci psiko nedeni. İkinci nedeni fizyolojiktir. Muhtemelen şeker vardır. Ee, Diyabet işte hmm. diyabetik tiroid Fizyolojik Evet, sorundu, şu tiroid var. Vardır, şu şeker vardı. Sağlık sorunu var. olan kişiler. Bu ikisinin tedavisini yaptın mı? Bu işi çözersin. İncir ve zeytin ye. Hmm. Aa, <laughs> Ama iş biraz da burayı şeyle bitiyor. Burada bitirmek. Tabii. Beyinde çok önemli. Şey. Yani ben e, illa görünüm değil. Yani bana hatta diyorlar ki hocam ya sen şişmanken daha şirindin falan. Hayır, görünüm değil mesela. Sağlık. Mesela sağlık. sağlık. Ben artık çorabımı giyemiyordum en son. Ya. Böyle hmm. ayak çoraba hmm. çorap ayağı falan baktım dedim ben terliyorum ya yani çorabımı giyeceğim ayağıma ulaşamıyorum Zor ve oluyor. terliyorum hmm. dedim artık ben kilo vermelmez miyim? Öleceğim yani. Her gram kilo, şekere bir yatkınlık. Hocam daha iyi bir doktor. Tabii ki tabii ki. Kalp, damar hastalıklarına yatkınlık, tansiyona tabii tabii. yatkınlık. Doğru olay ise de ölüme yaklaşmak demek. Hmm. Olay stres de önemli. Bu da stres kontrolü de çok önemli. Tabii. Onu da kontrol edin. Bir takviyeci gıda öneriniz oluyor mu bazen? Benim yani bizim? şöyle e, sübitramin içermeyen, içerisinde hmm. kimyasal olmayan takviyeci gıdalar şart. Ben hmm. böyle bir şey kullandım. Hmm. E, kendi yaptığım şeyi. Hmm. Neden? Neden? Çünkü tek başına e, az ve sık yemeyi başaramıyorsunuz. Şimdi ben bir oturuşta böyle iki tane büyük pizzayı yiyordum. Şimdi Hı. siz ondan dört lokmaya nasıl geçeceksiniz? Onu bir kere gene vücut da sarsınız. Onu genelde olanlar yapıyor evet. ya çok hızlı yiyemiyorlar. Tabii. Mesela siz bunu beyinde bitirmişsiniz. Beyinde bitirdim. Takviye gıda şöyle orada önemli. Ya tok tutan ya da böyle onu başarabilecek Takviye olan. Takviye gıda bir kaburga daha adana lahmacun olmuyor değil mi? O <gülüyor> <yani>. <gülüyor> Zaten o şeyle mesela açken gözümüz görmüyor İncil yani. İncir zeytin özlerinden olur hocam o. O hızlı hızlı yemek en çok tabii, kilo tabii. aldırıyor değil mi? Evet, biraz evet. daha derin Hızlı yeme falan. gerçekten çok kilo aldırır. Eğer 3 lokma 4 lokma da yeseniz çok hızlı ve iştahlı yerseniz yine kilo yapar. Tabii ki biraz ağızda onu iyice... Asitlerle yok edip mideye indirir. Biz şimdi bir alıyoruz, lop diye yutuyoruz. Evet. Üç Üst noktada yutsanız zaman problem olur. Koç, oyuncu koçu şey dedi bana, yani hızlı konuşuyoruz ya biz. Hı. Yavaş yemeye alışırsanız hocam dedi hayatınızı yavaş, yavaş yani da konuşuyorsunuz. Da konuşuyorsunuz? Ya önce dedi yemeğinizi yavaşlayın. Her şey oradan başlıyor. Allah. Ben son zamanlarda yavaş yemeye başladım. Hocam benim galiba ya, hızlı yediğimi anlattı orada. Valla güzel bilgiler evet, de, çok teşekkür, teşekkür, ederim. Teşekkür, ederim. teşekkür ederim. Çok güzel Bey. bir sohbet. Böyle bir fırsat verdiniz. Çok keyifli bizim için. Biz de sohbetimize bir an hocayla devam edelim. Haydi bakalım.